Ha. Al bak. Kopyayı kocanın yanında bırak, elinden alsın. Ah, Portize! Seni mi oldu? Ben bir şey yapmadım. Gerçekten bir şey yapmadım. O sarıldı bana. Sihir mihir yapamazsın. Ama ben içinde Pakize olan bu Zeynep'i öyle bir yok ederim ki... Zeynep, Ayşe, Fatma hiç fark etmez. Öyle bir sihir yaparım ki Pakize'nin ruhu bir daha Faruk'un yanına yaklaşamaz. Yapma Perinine, yalvarırım, yapma Perinine. İstersen 100.000 kopyan gelsin. Bundan sonra Faruk'a bir gıdım yaklaşamazsın. Perinişe kızım, hadi gel artık. Perinine. Perinine ya. Canım benim. İyi ki geldin. Öyle bir haldeyim ki sen gelmeseydin beni hiç kimse kurtaramazdı. Dolunay'a dua et. Dolunay'a dua et. Hala misler gibi kokuyor benim Perinişe kızım. Canım, sen de yumuşacık pamuk gibisin. Perinişe kızım, sen şimdi şu Pakize cadalozunu dondur. Bulunmazlık koruması yap da dışarıda ne kadar kopyası kaldıysa bulamasın. Şimdi seni bu yerden kurtaralım. Hadi gidelim. Emrin olur Perinineciğim. Hadi. Siz şöyle oturun, dinlenin. Bana hemen Pakize benim yerime geçince neler yaptı anlatın. Tamam Periçem, her şeyi anlatacağım ama önce Eda'ya haber vermem lazım. Çünkü ben buraya gelirken burada bu kadar uzun kalacağımı hiç tahmin etmemiştim. Hemen dönerim diye düşünmüştüm. Eda'ya bir haber vereyim, müsaade mi? Efendim anneciğim. Anne, seni o kadar merak ettim ki az kalsın yanına gelecektim. Haklısın kızım, çok haklısın da ben iyiyim, merak edilecek bir şey yok. Burada bu kadar uzun kalacağımı düşünmemiştim. Zaten evden de bir şüpheyle çıktım ama burada gördüklerimi göreceğim asla aklıma gelmezdi canım. Anne, orada neler oluyor? Yanındaki gerçek Periliçe mi? Evet, yanımda duran gerçek Periliçe. Ama biliyor musun, bana cezayı veren gerçek Periliçe değilmiş. Pakize Hanım'ın ta kendisiymiş. Aa, Pakize sana ceza mı verdi? Evet. Ama onu sonra anlatacağım size. Bir saniye Periliçem. Eda'cığım, kızım, ben evden kısa bir zamanla çıktığım için babanı ve kardeşini dondurmadım. Şimdi baban gece yarısı uyanır, su içmeye falan kalkar, beni yanında göremezse çok heyecanlanır. Lütfen onları derin uykuya alır mısın? Anneciğim, sen merak etme. Sen uzun süre gelmeyince ben herkesi sihirledim. Aferin benim akıllı kızıma. Gelebilir miyim? Gelebilir mi? Gelsin ama önce gidip anneannesine olanlara haber versin. Tamam, vereyim de ben daha hiçbir şey bilmiyorum ki. Annen önce bana anlatsın, sonra da sen şatoya gidene kadar annen sana anlatır, olanları öğrenirsin. Ha, sen olacakları, görünmezleri hala görebiliyor musun? Hiçbir şey göremiyorum. Tamam. O eşsiz yeteneğine yeniden kavuştun. Hele şükür. Anne hadi ben yola çıkıyorum. Sen de anlatmaya başla. Nerede bu Pakize? Ne ses var, ne seda var. Bana şu Pakize Peri'nin yerini göster.
Ne? Periliçe seni böyle kainatın dibine mi attı? Peki ben şimdi seni nasıl bulacağım? Olsun, son komutan da seni bulamayacak. Ona cezalardan ceza beğeneceksin Periliçe kızım. Dolunay'dan buraya gelinceye kadar her şeyi iyice öğrendim. Onu mikrofa çevirsen yeridir. Ona bana yaptıklarının aynını yapacağım. Nasıl yani? Ruhunu mu çıkaracaksınız? Evet. Bedenini başka bir zindana hapsedip ruhunu bu şatodan dışarı çıkmamak kaydıyla özgür bırakacağım. Kopyalarıyla konuşamayan, onları duyamayan ruhunu. Hah, en iyisi bu. Evet. Hadi. Ben zindana iniyorum. Tamam. Biz de sizinle gelelim Periliçe. Hadi biz de gidelim. Hadi. Her şeyi öğrendim. Ne oldu öğrendin? Terbiyeli konuş. Ben sana böyle mi öğrettim? Senin süt annen olmama yazıklar olsun. Şimdi Periliçe sana öyle bir ceza verecek ki... Dudu'yla sen küçükken benim öğretemediğim her şeyi bir güzel öğreneceksin. Nasıl bir ceza alacakmışım peki? Senin bana yaptığının aynısını yapacağım. Bedenin başka bir zindana gidiyor. Yapamazsın! Bunu yapamazsın! Ruhun bu şatoda serbestçe dolaşabilir. Bizi duyabilirsin ama kopyaların seni duyamayacak. Ayrıca bu şatodan kaçmaya kalkarsan... ruhun şatonun koruma alanına çarpacak ve kaçamayacaksın. Buyur Pakize. Şatomun hayaleti olabilirsin. Etmiş, zavallı bir fani olacak. Hani bir faniyi incitmenin çok büyük cezası vardı. Fani Zeynep gerçek miydi? Gerçek olmayan bir faniyi arayacağına, gerçek olmayan bir faniyi boşamak için arayacak. Hadi beni Dudu'ya götürün. Onu uzun süredir görmedim. Ya güzel azardım şöyle. Tabii gidelim anneme de. Şöyle bir durum var Peri Nineciğim. Siz annemi yani en son ne zaman gördünüz ben çok iyi bilmiyorum ama... eğer o yaşlı haliyle onu hatırlıyorsanız... annem pek öyle görünmüyor şimdi yani... ufak bir sürprize hazırlıklı olun derim ben size. Pakize ile Dudu'nun yaptığı hiçbir şeye ben şaşırmam. Hadi gidelim. Sizi gördüğüne eminim çok mutlu olacaktır. Çok. Hadi.